Merhaba sevgili seyirciler, konuğumuz Sayın Mustafa Sönmez. Mustafa Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Önce Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum sizin ve Bilmukabele, evet. evet hepimizin. Şimdi bugün aslında ekonomi konuşacağım sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını konuşacağım. Bu ekmek, çay açıklamaları, dolar nereye gidiyor onu konuşacağız ama Cumhuriyet Bayramı 97. yılını kutluyoruz Cumhuriyetimizin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in. Şimdi bir yandan da biliyorsun siyasi tartışmalar var. Bugün de çok anlamlı tweetler atılıyor. Bunlardan biri de yine Cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçenlerden biri. Önceki Cumhurbaşkanlarımızdan Abdullah Gül'ün attığı bir tweet var. Cumhuriyet'i kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de anarak. Onunla ilgili ne söylersiniz? Abdullah Gül'ün geçmişini de göz önünde bulundurarak. Evet, yani hepimiz an be an yaşadık. Cumhuriyet'in aslında el birliğiyle bu geride kalan 18 yıllık AKP döneminde adım adım içini boşalttılar. Kabuğunu tuttular. Kabuğunu kırmaya çok cesaretleri yok henüz ama Cumhuriyet'in laiklik, hukuk devleti, eşitlik, kadın erkek eşitliği kaygısı, bütün bu değerlerinin AKP döneminde nasıl aşındırıldığını, bunlara nasıl saldırıldığını, yer yer ihlal edildiğini ve bir rejimi Cumhuriyet kabuğu içinde adım adım nasıl inşa ettiklerini biliyoruz. Bunun bir dönemi Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı dönemine ait. Bu bir günde olmadı. Yani kimileri iddia ediyor ki işte 2011-12 öncesi farklı bir AKP vardı. Sonrasında farklı bir AKP geldi, özellikle 2013 sonrası. Böyle bir şey yok. Yani bu adım adım AKP iktidara geldiğinden itibaren önce Gülen cemaatiyle birlikte inşa edilmeye başlanan bir bina ve bu binanın tuğlalarını üst üste koymada Abdullah Gül'ün de katkısı var, harcı var. Bunu yok diyemezler. Bunu hep beraber yaşadık çünkü. Bütün Ergenekonlar, balyozlar, bütün kumpaslar beyefendinin Cumhurbaşkanlığı döneminde yaşandı ve bunların hiçbirine bir itirazını, bir karşı çıkışını görmedik. Dolayısıyla bir cumhuriyet kutlaması bir usulden bir şeydir. İçi boşaltılmaya çalışılmıştır ve yine de iyi direndi Türkiye toplumu. Evet. Bir teslim olmadı. Yani bugün hala Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkış, bir direniş varsa bu gerçekten de teslim olmamakla ilgilidir. Teslim olmadı. Bütün devlet kurumlarını ellerine geçirdikleri halde, ordusundan polisine, bütün baskı aygıtlarına, medyasına, ideolojik aygıtlarına, diyanetini, şusunu busunu kullanarak her taraftan kuşatmalarına rağmen bu toplumu teslim alamadılar. Cumhuriyeti de teslim alamadılar. Alamayacaklar da, öyle diyelim. Evet. Peki şimdi hani Cumhuriyet diyoruz, 18-19. Yılına yaklaşan AKP iktidarı diyoruz. Hakikaten bu anlamda çok yıprandı Türkiye ama ekonomik açıdan da oldukça güç durumda. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı açıklamalardan birine döneceğim. Özellikle bu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyası ile birlikte hakikaten tartışılması gereken sözler bunlar. Siyasi pencereden bakmak gerekirse, işte evine ekmek gönderemeyen mi kaldı? Ne diyorsunuz? Mealinde açıklamalar yaptı gazetecilerin sorduğu sorular karşısında. Hakikaten öyle. Evine ekmek götüremeyen mi var yorumunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz şu geldiğimiz noktada, ekonominin Şimdi içinde olduğu noktada? saray rejimi gerçekten bir iflasın eşiğinde. Ama her zaman olduğu gibi gerçeklerle yüzleşmek işine gelmiyor. Bu
bunu yokmuş gibi varsayıyor. Bunu bazen dış güçlerin oyununa yoruyor, bazen içeride bir komplo olarak algılıyor. Bugün karşı karşıya olunan durum gerçekten vahimdir. Yani evine ekmek götüremeyen mi var? Evet, evine ekmek götüremeyen sadece işsiz insan olarak 10 milyon insan var. Yani bugün bu rakamı biz uydurmuyoruz. TÜİK söylüyor. Ne diyor? İş arayan 4.2 milyon işsiz var diyor. İş aramayan da 5.8 milyon insan var diyor. Bunları alt alta koyduğunuzda 10 milyon ediyor. Ve %30 işsizlik demektir. Yani 10 milyon insanın işsiz olduğu, işsiz insanın geliri olur mu? İşsiz insan evine ekmek götürebilir mi? Götüremez. Çok açık burada yani. Şimdi bu aslında biraz mecazdı ama hakikaten mecazın da ötesine geçti. Gerçeklik haline geldi. Hakikaten evine ekmek götüremeyen var yani, öyle değil mi? İşte 10 milyon insan işsiz diyorum. Şimdi işsiz insanın bir geliri olur mu? Evet. Olmaz. Olmayan gelirle de ekmek alınır mı? Alınmaz. Yani bu bir realite. Bu bir realite. Bu bir mecaz olmaktan çıktı. Bu kadar katı bir gerçek varken ortada ve bunu bizzat devletin sayıları ifade ederken dönüp de evine ekmek götüremeyen mi var diye sormak abesle iştigal. Ortada çok net bir yoksulluk var. Yine devletin tescilli yoksulları var. Yani devletten sosyal yardım alan, güya sosyal yardım alan, 6 milyon aileden söz ettiler. 6 milyon aileye şu pandemi döneminde biner lira yardım yaptılar. Kaç aydır? 8 aydır. Bakın 8 aydır bu ailelere sadece 1000 lira para verdiler ve dönüp dolaşıp şu kadar yardım yaptık dediler. Demek ki 6 milyon aileden bahsediyorum, kişiden değil, 6 milyon aile devlet yardımına muhtaç halde. Bunlar tescilli yoksullar. Dolayısıyla bu özellikle AKP'nin 2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden itibaren Türkiye'ye yaşattığı kriz, bunun yarattığı işsizlik, devamında pandemi koşulları, pandemi şartlarının yönetilememesi, orada gelen ek yoksullaşma, bütün bunlar çok vahim bir tablo ortaya çıkarmıştır. Yani bu Malatya'da dile getirilen eve ekmek götüremiyoruz, sadece göze alınmış bir şeydir, ifadedir. İnsanlar ağır bir baskı altında, yani kendilerini ifade edemiyorlar. Bugün normal şartlarda olsaydık Türkiye sabah akşam büyük protestolar, büyük açlık mitingleri evet. Yaşardı ve bu ifade edilirdi. Medya bunları görürdü. Şimdi görmüyor ve göstermedikleri için yok sayıyorlar, yokmuş gibi yapıyorlar ama gelip kapılarına dayanıyor. Yani çay dağıtmaya hazırlanırken eve ekmek götüremiyoruz sözü bir tokat gibi indi. Afalladı, ezberi bozuldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordu. Ama olacak bunlar. Yani bunlar kaçınılmaz çünkü mızrak, hakikaten mızrak artık hiçbir çuvala sığmıyor. Deşip gidiyor. Bunun da farkındalar. Bir telaşlar. İşte ortağı hangi akla hizmeten onu da kestiremedik. Önce bir askıda ekmek dedi. Sonra pasta dedi, lokma dedi, şaşırdı. Prompter karşısında. O video çok feci yakın. Prompter karşısında şaşırdı. Şimdi de ona soruyor öbürü, büyük ortak. Küçük ortağı soruyor, bu ne askıda ekmek, nereden çıktı falan diye. Ama bir çok ciddi bir şey var. İş aş problemi var. Giderek de büyüyen. Ve maalesef daha da büyüyecek, daha korkuncu, bundan daha da büyük iş aş sorunlarıyla Türkiye karşı karşıya gelecek. Şimdi yine o açıklamalarda biraz hani gerçek rakamlara dönecek olursak, Türkiye'nin büyümesiyle ilgili açıklamaları da oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani Türkiye işte sayılı büyüyen ülkeler arasında iyi yerlerde, dünyada dedi, çok iyi yerde dedi.
Bunun gerçekliğiyle ilgili ne söylersin? Yok bir şey, ona rakamlarına... kim fısıldamış bu IMF OECD verilerini? Yani IMF OECD verileri herkesin bilgisayarında parmağının ucunda, açıp bakarsınız. IMF Türkiye'nin bu yıl %5 küçüleceğini öngördü. Yani biraz abartılı bir hedef olduğunu biz söyledik. Bu kadar değil. Yani %5'i bulmayacak, ancak %2'yi bulur. Ama büyüme falan hak getire. Yani %5 küçülür diyor IMF. OECD'nin de tahmini %3-4 civarındaydı. Ama pandemi şartları ağırlaşırsa daha da derin olur bu uçurum diye. Dolayısıyla yani gösterdikleri kaynak IMF, OECD, burada da herhangi bir şey yok. Onu damat mı kulağına fısıldadı, ne yaptı bilmiyorum ama böyle bir şey yok. Türkiye bu kaynaklarda çok ciddi olarak yoksullaşmış. Hele ki döviz fiyatlarındaki bu artışla beraber milli geliri epey aşağılara inmiş. Dolayısıyla kişi başına gelir de epey aşağılara inmiş bir ülke durumunda. İsteyen çok rahatlıkla ulaşıp bakabilir. Bu ya bir dil sürçmesi ya bir ezber bozuldu. Bir kere bir kurgu bozuldu. Kurgu bozulduğundan bu yana tutarlı söz etmek zorlaşıyor. Evet. Gelelim şimdi hemen hemen her hafta konuştuğumuz, aslında her gün konuşulacak konu da hani her hafta bir tartışma yaratıyor, bir şey yaratıyor, atmosfer yaratıyor. Dolar, döviz, euro ve dolar, ama ağırlıklı olarak dolar tabii. Doların bu yani adeta slogan gibi oldu artık, önlenemez yükselişiyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Hani daha önce işte söz ediliyordu yıl sonuna doğru. İşte ekonomiden sorumlu bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dedik. Ne onu dedi, ne onundan söz ediyorsunuz dedi. Ama oraya doğru tam gaz gidiyor gibi. 8'i gördü. Artmaya da devam ediyor. Şimdi bunun sabah akşam konuşulması abes değil. Bir şey, çünkü bu bir nabız. Bu bir ateş. Yani ateşini ölçüyorsunuz toplumun. Nabzını tutuyorsunuz. Verecek olan şey kendi yerel paranızın hakim paralar karşısındaki durumu ya da hakim paraların fiyatının durumu. Bu çünkü her şeyi belirliyor. Yani bununla işte dışarıdan satın aldığınız malın fiyatı değişiyor. Bir mal üretmek için kullandığınız bir ham maddenin, enerjinin maliyeti değişiyor. Her şey bununla ölçülüyor. Dolayısıyla da sabah akşam bunu insanlar takip ediyorlar ve de endişe ediyorlar. Haklılar yani. Çünkü bu ateşin yükselmesi gibi, insanın normal ateşin üstüne çıkması gibi bir şey. Burada korkarım ipin ucu kaçtı. Yani kontrol etmiyorlar, edemiyorlar. Bilecek bir araç elde kalmadı. Çünkü döviz fiyatı, döviz dediğiniz şey bir maldır. Bir malın fiyatı niye artar? Talep vardır. Nereden geliyor talep? İthalatçı döviz istiyor ithalat yapmak için. Dış borcu olan döviz istiyor dış borcunu ödemek için. Vatandaş da elindeki 3 kuruşu enflasyona ezdirmemek üzere altın ve döviz almak istiyor. Şimdi böyle üç yönlü bir ağır talep var dövize karşı. Buna karşılık elde böyle bir arz var mı, yeterli döviz var mı? Yok. Çünkü yeterince ihracat yapamıyorsunuz, turizm dibe vurdu. Dışarıdan yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelip dövizini bozdurup piyasaya girmiyor. Dışarıdan eskisi gibi kolay borçlanamıyorsunuz. Doğrudan yatırıma gelen yok. Böyle olunca bir tarafta ağır bir talep var, bir tarafta yetersiz arz var. Cevap veremiyor. Ve Merkez Bankası'nın elinde de bunları dengeleyebilecek bir barut kalmamış. Bunu da tüketmiş. Yani bugün yine bir rakam açıklandı. 116 milyar dolarlık bir harcama yapmış. Yani bir kaynağı dövizin fiyatı artmasın diye. Son 12-13 ay içinde kullandırmış piyasaya. Şimdi böyle olunca artık Merkez Bankası'nın buraya müdahale edebilecek bir barutu yok. Tek bir şey var kullanabilecekleri araç,
Türk lirası faizlerini artırmak, Türk lirasını cazip kılmak. Böylece insanlar gitsinler, dövizlerini bozsunlar, Türk lirasına geçsinler diye. 2018'de böyle olmuştu. 6 puanın üstünde faizleri birden artırmışlardı. Bu dövizin tırmanışını durdurmuştu. Ama bunun da maliyeti var. Yani bunu yaptığınız zaman da kredi faizleri yükseliyor, tüketici harcamaları düşüyor, kredi kullanımı düşüyor ve ekonomi 3 çeyrek üst üste küçülme yaşadı 2018 sonrasında. Şimdi bunu Eylül ayında yapar gibi oldular ama Ekim ayında herkes beklerken yapmadılar. Yapmayınca da çok ciddi bir güven bunalımı oldu. Şimdi devamında yaparlar mı bilmiyor insanlar ve bu itibar, bu güvensizlik hali bütün hem içerideki hem dışarıdaki yatırımcı olsun her tür aktörü ciddi bir şekilde yeniden bir güven bunalımına soktu. Ve bir insan güven bunalımı içinde olursa ne yapar? En güvendiği limana sığınır. O en güvendiği liman şu anda dolar, döviz ya da altın. Bunlara yöneliş yapıyor. Elindeki avucundaki hiç olması erimesin diye. Şimdi bu treni de kaçırmış gibiler. Yani yarın yeniden bir faiz artırımına falan gitseler bile ne kadar etkili olacağı çok şüpheli. Çünkü devamında kontrol edemedikleri bir sürü şeyler var. Bütçe açığı var, cari açık var, dış dünyayla kendilerini ayakta tutabilmek için uydurdukları gerilimler var, en son Fransa ile yaşadıkları. Bütün bunlar belirsizliği artırıyor, sisli, puslu havayı artırıyor. Onun için de doğrusunu isterseniz biraz geçmiş olsun. Şimdi bunun da herhalde farkındalar da. Neyin peşindeler hiç anlaşılmıyor. Neyin peşindeler hiç hakikaten anlaşılmıyor. Öyle. Sadece gün bulup gün yaşamaya çalışıyorlar. Bugünü de idare ettik, bugünü de atlattık diye bakıyorlar. Onun için tabii herkesin derin bir kaygı içinde olması ve varsa elinde avucundakiyle işte döviz alması, altın alması son derece anlaşılır bir şey. Evet. Şimdi hakikaten tam da söylediğiniz noktada ben de hani çevremde konuşurken işte bu anlamda röportajlar yaparken merak ediliyor dolar nereye gidecek? İşte elinde 3 kuruş parası olan yani çok böyle şey de demeyeyim hani öyle çok afaki rakamlarla 3 kuruş parası olanlar acaba dolar mı alsak işte 2 lira 3 lira artsa ondan bile kar ederiz gibi bir takım yaklaşımlar içindeler. Bu anlamda sizin öngörünüz nedir? Öneriniz nedir? Yani doları mesela işte 2000'li yılların bu noktasına geldiğimizde bu yıl sonunda nerede görüyorsunuz? Yok böyle bir öngörüde bulunmak kimsenin harcı değil. Ama şunu da söyleyeyim. Yani dolar fiyatı 6-7 liralardayken eş dost alalım mı diye sorduklarında da hiçbir tavsiyede bulunmadım ben. Yani aklı başında bir iktisatçı bilim insanı da zaten bunu yapmaz. Çünkü bu o kadar öngörülebilir bir şey değildir. Bundan sonrası da böyle tavsiye edilmez. Yani bu kadar olacak ya da şuraya varacak falan diyemeyiz. Dememeliyiz de yani bunu insanlar kendi akılları var çevrelerine bakarlar gelişmeleri görürler ve kararlarını verirler çünkü bu son tahlilde bir varlık işidir insanların elindeki bir para işidir yani bunu söyleyemeyiz fakat şu kadarını söyleyeyim kontrol edemiyorlar yani kontrol edemiyorlar. Yönetemiyorlar. Hakikaten yönetilebilir olmaktan çıktı. Ne yapacaklarını kimse kestiremiyor. Yani bunu en sıradan küçük iş sahibi insandan tutun. En büyük holding banka sahiplerine kadar kimse bundan sonrasının nasıl seyredeceğini, ne olacağını öngöremiyor. Ve bu en kötü bir şeydir yani. Şimdi böyle bundan dolayı da zaten ne oluyor? Güvenilir olduğu için
hangi fiyattan olursa olsun, bugünkü fiyattan bile insanlar gidip dolar alıyorlar. Alıyorlar ki fiyat yükseliyor. Yani hala talep devam ediyor. Tabii. Talep devam ediyor. Yani insanları da anlıyorum. Tabii kimse de elindeki 3 kuruş paranın enflasyon karşısında erimesini istemiyor. Evet. Haklılar. Enflasyonda durmak bilmiyor. Çünkü daha yeni dalgalar gelecek. Neden? Döviz fiyatları arttı. Bu döviz fiyatlarıyla beraber tüketilen her iğneden ipliğe ürün ve hizmetin etiketi değişiyor. Bu fiyatlar karşısında Türk lirasında kaldığında mevduat faizi hiçbir şekilde koruyamıyor. Onun için de böyle yönelimleri devam ediyor. Ediyor ki fiyatlar artıyor, yani döviz fiyatı artmaya devam ediyor. Yani burada artık mesele döviz fiyatının nereye gittiği ya da ekonominin ne olacağından çıkıp Türkiye'nin ne olacağı geldi. Gerçekten biz bir serüvene sürüklenmiş durumdayız. Yani bu gemi tam bir şeyde azgın dalgalarına terk edilmiş ve kontrolü kaybetmiş bir kaptanın şeyinde yönetiminde, daha doğrusu yönetimsizliğinde. Evet. O nedenle ekonominin işte dövizin eldeki 3-5 kuruşun ne olacağını kadar Türkiye'nin ne olacağı meselesi çok ciddi bir mesele haline gelmiş durumda. Bunu oturup düşünmek lazım ve bu yönetememe haline çanak tutmamak lazım. Yani bakın burada da muhalefet vesaire burada ciddi yanlışlar yapıyorlar. Yani içeriği yönetmek için, iç krizi yönetmek için icat edilen Fransa krizine, evet, Cumhurbaşkanımıza ayar verdirmeyiz diye demeç veriyor yani bir partinin yetkilisi. Olacak şey değil yani, farkında değil. Hani o kriz niye yaratıldı? O krizle hangi yelken şişiriliyor? Bir yerler besleniyor tabii o krizle. İşte bunu göremeyip Cumhurbaşkanımıza ayar verdirmeyiz diyor yani. Cumhurbaşkanı sana ayar veriyor da sen farkında değilsin bununla. Yani böyle gaflet içinde olma durumları var maalesef. Maalesef. Buna böyle yaklaşılmaz yani. Mutlaka bu yüzmeyen her geçen gün ciddi bir kan kaybıdır. Ve buna fazla tahammülü yok gerçekten Türkiye'nin. Ağır pandemi koşulları da kapıya geldi, dayandı. Yeni kapanmalar söz konusu olabilecek. Bu artı yoksulluk, artı işsizlik demektir. Mutlaka buna bir dur demek gerekir. Evet, umarız o gücü arıyoruz, bulacağız Mustafa Bey. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun bütün hemşerilerimizin büyük bir teveccühüyle karşılanıyoruz. Gerçekten ben çok mutlu oluyorum. Bir yandan da sorumluluğum, omuzumdaki yük de daha da fazla artıyor. Hiçbir zaman siyaset yapmadım. Belediyeye siyaset sokmadım. Belediye işi ayrı, siyaset ayrı bir şey.